Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım çok güzel, efsane, tam sınav ayarında, sınav tadında, sınav zorluğunda bir logaritma sorusu çözeceğiz sizle beraber bu videomuzda. Hazırsanız geçelim sorumuza. Şimdi ne demiş? A ve B reel sayı olmak üzere bir fx fonksiyonu vermiş arkadaşlar bize. Bakın fx fonksiyonumuz neymiş? Logaritma a tabanında bx eksi 3'müş. Ve bir de sevgili arkadaşlarım bunun yanında bu fonksiyonun tersinin grafiği verilmiş aşağıdaki grafikte. Pekala. Grafikteki A ve B bölgelerinin alanları toplamı 27 birim kare olduğuna göre F 84 sorulmuş arkadaşlar bize. Tamam, şimdi sorunun sonuyla biraz ilgilenmeyelim. Çünkü biz fonksiyonumuz daha açık olmayan yerler görüyoruz. Kapalı olan yerler görüyoruz. Mesela ne gibi? İşte buradaki A'yı bilmiyoruz. Buradaki B'yi bilmiyoruz. Önce bunları bulmamız lazım bizim. Önce bunları bulalım. Bunların üzerine yoğunlaşalım, olmaz mı? Şimdi ben bunları nasıl bulurum? Şöyle ki benim fonksiyonumun grafiği bakın burada verilmiş. Ve buradaki 3 doğrusuna sevgili arkadaşlarım. Şöyle de biraz dilerseniz biraz daha yaklaşabiliriz. Ki telefondan izleyen arkadaşlar görebilsinler. Şimdi şurada x eşittir 3 doğrusuna sevgili gençler eksi sonsuzda bakın teğet olduğunu görüyoruz. Yani 3 doğrusunun sol tarafına geçememiş. Demek ki x'lerin alabileceği değerler 3'ten daha büyükmüş. Pardon, özür diliyorum. Aynen, x'lerin alabileceği değerler 3'ten daha büyükmüş. O halde sevgili gençler şunu söyleyebilir miyim? Bu 3'e neden değmiyor bizim logaritma fonksiyonumuzun grafiği? Çünkü içeriği 0 yapıyor. O halde içeriği 0 yapıyorsa logaritma fonksiyonun içinde ne yazıyor? Bx eksi 3. Ben giderim burada x gördüğüm yere 3 yazarım. 3b eksi 3. Demek ki içeriği 0 yapıyormuş. O halde 3b eşittir 3'tür deriz sevgili gençler. Ve b de buradan ne gelir? Tabii ki 1 gelir. Şimdi b 1 ise aslına bakarsanız benim f fonksiyonumda şuna eşittir. Logaritma a tabanında x eksi 3'e eşittir. Tabi şimdi geriye ne kaldı arkadaşlarım? Bakın şuradaki a kaldı. A'yı da bulmamız şart. A'yı bulmazsak fonksiyonu bulmamış oluruz. Şimdi ben a'yı nereden bulurum? Öncelikle arkadaşlarım demiş ki bize bu bölgelerin alanları toplamı 27 birim kare demiş. Şimdi gelin burada bir yorum yapalım. Bu yorumda ekstra bir kazanım gerektiriyor. Şöyle ki arkadaşlar, gençler bakın y eşittir x doğrusunu düşünecek olursanız y eşittir x doğrusuna göre bu iki fonksiyonun simetrik olması lazım. Neden? Çünkü birisi fx, öteki f'in tersinde x. Bunlar y eşittir x doğrusuna göre simetriklerdir. Çünkü birbirinin tersi olan fonksiyonlar. Şimdi bunlar simetriklerse buradaki a bölgesi aslına bakarsanız şurasıdır. Yani burası da a bölgesidir sevgili arkadaşlarım. Şu sarıya boyadığım yer a bölgesi. Ve a ile b'nin toplamı bize bir dikdörtgen veriyor. A ve B bölgelerinin alanlarına 27 demişiz. Şimdi A ve B bölgelerin alanları 27 ise bakın arkadaşlarım şurası 3 ise madem simetrik burası da 3'tür. Yani bu demek oluyor ki şuranın uzunluğu 3. Yani bu da demek oluyor ki hocam buranın uzunluğu da 3 demek oluyor. Tamam, yazdık. Şimdi 3 kere kaç 27 yapar? Arkadaşlar 3 kere 9 27 yapar. 3 kere 9 27 yaptığı için bakın şurası 9'dur. Ve burası 9 olduğu için de sevgili gençler 3'e 9 ekledik. Bakın buranın apsisi meydana çıktı. 12'ymiş. 12 için nereden geçiyor? Bakın gitmiş. Hop, 12 için 3'ten geçiyor. Demek ki ben x gördüğüm yere 12 yazınca y'si bunun 3 geliyormuş. Yani f 12 3 ise 3 eşittir logaritma a tabanında 12'den 3'ü çıkardım 9 dedim. Şimdi A'nın küpü neymiş arkadaşlar? Hop 9'muş. A küp eşittir 9 bulduk. İşte peki A'yı bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. A eşittir her iki tarafın küp kökünü alırsanız burası ne gelir? Küp kök 9 gelecektir. Şimdi A'yı da bulduk. O halde aslında benim fx fonksiyonum artık hazır. Fx eşittir logaritma küp kök 9 tabanında x eksi 3 diyeceğiz. Şimdi bana neyi sormuş? Hocam bu F84'ü sormuş. O halde yerine yazalım. F84 eşittir logaritma küp kök 9 tabanında 84 eksi 3'ten burası ne gelir? 81 gelir. İşte bana bunu sormuş.
Tamam. Ben bunun sonucuna ne diyeyim? M diyelim. Bana M'yi sormuş diyelim. Tamam mı? Şimdi madem bana M'yi sormuş, o halde ben bunun M'ninci kuvvetini aldığım zaman 81 geleceğini de biliyorum. Yani sevgili gençler, küp kök 9'un M'ninci kuvveti eşittir 81. Yani 9'un karesi diyeceğim. Ki sevgili arkadaşlar, bu küp kök 9'un m'ninci kuvveti demek 9'un 1 bölü 3'üncü kuvvetinin m'ninci kuvveti demek. Ben şunları çarparsam 9 üzeri m bölü 3 yapar. Ve işte bunlar birbirine eşitse m bölü 3 eşittir 2'dir. Ve m bölü 3 eşit 2 eşitliğinden m kaç gelir? Tabii ki sevgili arkadaşlarım 6 gelecektir. Ve m 6 ise eğer f84'ün de 6 olduğunu bulmuş olduk. Hayırlı olsun. Cevabımız neymiş? Denizli seçeneğiymiş diyeceğiz. Gerçekten hoş ve güzel bir soruydu. Umarım senin de bu soru işine yarar ve logaritmayı en azından bazı kurallarında olsa aklına tekrardan getirmiş olur, hatırlatmış olur o kuralları. Diğer sorularda, diğer konularda, diğer bir konu bir soru videolarında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.